Arkadaşlar selamlar. Ben Deniz Duman. Google reklamları eğitimine devam ediyoruz. Bu videomuzda sizlere çoğu reklamcının kullanmadığı, belki de kullanmayı bilmediği ama kullanıldığı takdirde çok etkili bir şekilde sonuç almanızı sağlayacak, reklam kampanyalarınızın kalitesini arttıracak bir özellikten bahsetmek istiyorum. İF reklamları arkadaşlar. İF reklamları nereden yapılıyor, nasıl kurguluyoruz? Hemen bunlara geçmeden önce size İF reklamlarının ne demek olduğundan bahsedeyim. Bunu bir örnek üzerinden açıklayacağım arkadaşlar. Farz edelim sizin bir çiçekçi danışanınız var. Çiçek reklamları çıkacaksınız. Şimdi pazarlamada yüzyıllardır değişmeyen bir kural vardır arkadaşlar. Bir şeye ne kadar çok ihtiyacınız varsa ve o şeye ne kadar acil bir şekilde ihtiyacınız varsa bir anda o ihtiyacınız olan şeyin fiyatı artış gösteriyor. Pazar ortamında bu ihtiyacınızın aciliyet durumunu belli ettiğiniz zaman bu ürün ya da hizmetin değerini arttırabiliyor. Şimdi bu yüzyıllardır değişmeyen klasik pazarlamadaki metot aynı şekilde dijital ortama da taşınmış durumda. Siz bunu peki dijital ortamda, dijital reklamlarınızda nasıl gösterebilirsiniz? İşte Google reklam platformunda bunu İF reklamları olarak gösterebilirsiniz. Ne demek istiyorum? Mesela çiçek reklamlarına çıkacaksınız. Şimdi arkadaşlar, çiçek reklamlarına kendi evdeki bilgisayarından bakan bir kitleyle mobil üzerinden, cep telefonu üzerinden bakan bir kitle arasında bir aciliyet farkı olabilir. Yani eğer bilgisayarınızdan bakıyorsanız bu çiçek reklamlarına sizin çiçeğe çok da acil ihtiyacınız olmayabilir. Ya 5 gün sonra alacaksınızdır ya da kendi düğününüzle alakalı bir araba süsleme çiçekleriyle alakalı bir araştırma yapıyorsunuzdur. Ya da ziyarete gideceğiniz insana hangi çiçeği alsam diye bir araştırma yapıyorsunuz. O gün içinde alıyor olabilirsiniz ancak sizin kesinlikle çiçekleri başka firmalardan da araştırma imkanınız vardır. Yani aciliyet durumunuz mobilden arayanlara göre daha geniştir. Yani mobilden arayan bir kitlede şöyle bir varsayımda bulunabiliriz. Mobilden bir kişi çiçek arıyorsa demek ki şu anda dışarıdadır ve büyük ihtimalle çiçeğe acil ihtiyacı vardır. Dolayısıyla burada işletme sahibi şöyle diyebilir. Benim reklamım masa üstünden çıktığı zaman reklamlarımın diğer rakipler arasında avantaj sağlaması için çiçek fiyatlarımı %20 indirimle göstermek istiyorum diyebilir. Ama mobilden çıktığı zaman kullanıcının zaten ihtiyacı olduğu için ve zaten aciliyet durumu olabileceği için ve etrafındaki en yakın çiçekçileri aradığı için ve potansiyel müşterinin dükkanına görece daha yakın olduğu için o kitleye reklamlarımızı %20 indirimle çıkartmayalım diyebilir. Yani sizin reklamı çıkartacağınız cihaz üzerinden farklı reklamlar kurgulayabilirsiniz arkadaşlar. Umarım açıklayıcı olmuştur. Peki bunu sadece cihaz üzerinden mi kurgulayabiliyoruz? Hayır. Bunu aynı şekilde kitle üzerinden de kurgulayabiliyoruz arkadaşlar. Peki kitle üzerinden nasıl kurgulayabiliyoruz? Bunu genellikle alışveriş reklamlarında uyguluyoruz arkadaşlar ve alışveriş reklamlarına geçiş yapacağımız zaman orada daha detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Ama şimdilik kafanızda bir şablon oluşsun diye kitle ile alakalı if reklamları nasıl oluşturuluyor? Bunu da özetlemeye çalışayım. Şimdi sizin e-ticaret sitenize giren kitleyi arkadaşlar siz takip edebiliyorsunuz. Analitikten piksel kodlarıyla vesaire bu kitlenin hangi ürünlere baktığını, hangi ürünleri sepete attığını görebiliyorsunuz. Şimdi bu kitleye farklı ve özgün bir şekilde reklam çıkartırsanız reklamlarınızdan alacağınız geri bildirim o kadar kaliteli olacaktır. Hiç sizin sitenize uğramayan bir insana reklam çıkartmakla sizin sitenize uğramış, hali hazırda sizin ürünlerinize ilgi gösteren ve üstüne üstlük ürünü sepete atmış yani satın alma niyetini belli etmiş bir kitleye reklam çıkartmak arasında çok belli bir miktarda fark vardır arkadaşlar. Dolayısıyla sepete bir ürün atan kişinin satın alma niyeti olduğunu ama o ya da bu sebeple satın alma işlemini gerçekleştiremediğini anlayabiliyoruz. Burada satın almama sebeplerini düşünmemiz gerekiyor arkadaşlar. Ya fiyatı yüksek gelmiştir ya da bununla alakalı başka sebepler olabilir. Dolayısıyla biz bu sebepleri tespit ettiğimiz zaman bu sebepleri çözüme ulaştıracağımız bir metin kurgularsak ve bu kitlenin karşısına o reklamı çıkartırsak satın almama direncini kırarız ve kullanıcının satın alma işlemini gerçekleştirmesini sağlayabiliriz. Örneğin kullanıcı geldi siteye bir ürünü sepete attı. Bu kullanıcıya ben if reklamlarını kullanarak şöyle bir şey diyebilirim. Sepete ürünü atan kullanıcılara benim reklamımda %20 indirim ibaresini ekle. Dolayısıyla bu kullanıcının karşısına ilgilendiği ve sepete attığı ürünün reklamını %20 indirimle çıkartırsam kullanıcı burada satın alma olayında biraz daha tetiklenecektir ve indirimi gördüğü için zaten de alma niyeti olduğu için daha kolay alabilecektir. Kitle ile alakalı da bu şekilde arkadaşlar reklamlarımızı özelleştirebiliyoruz ve bütün bunları yapmamızı sağlayan şey
if reklamları arkadaşlar. Hemen bunu nasıl yapabildiğimize bakalım. Şimdi ilgili reklamınıza girmeniz gerekiyor arkadaşlar. Reklamlar ve uzantılara tıklayalım. Burada herhangi bir reklamımızın içine girelim. Düzenle diyorum. Şimdi reklam metinlerini çok kafanıza takmayın arkadaşlar. Sadece nasıl yapıldığını göstermeye çalışıyorum size. Hatırlarsanız bir önceki videomuzda süslü parantez açmıştık ve orada geri sayım reklamları yapmıştık. Bu işlemi de süslü parantez açarak yapacağız arkadaşlar. Hemen süslü parantez açıyoruz bir tane. Bakın, süslü parantez açtığımız zaman şunu silelim kafanız karışmasın. Süslü parantez açtığımız zaman arkadaşlar direkt if işlevi çıkıyor. Ne yazıyor altında? Bir koşul karşılandığında metin eklenir. Dedik ya, ya cihazla alakalı bir koşul oluşturacağız ya da kitle ile alakalı bir koşul oluşturacağız. Ve bu koşullara göre kendi oluşturmuş olduğumuz reklam modeli çıkacak. Hemen tıklayalım. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi bir cihaz bir de kitle var. Kitleye alışveriş reklamlarında sizin sitenizde daha öncesinden oluşturmuş olduğunuz kitleleri seçerek oluşturabiliyorsunuz. Biz cihaz üzerinden gidelim. Cihaz da mobilde çıktığı zaman bizim reklamımız mobil üzerinden çıktığı zaman nasıl bir reklam kurgulayalım? Örneğin çiçekçi üzerinden diyebiliriz ki promosyonu söylemeyebiliriz yani sadece işte yaz ve kış çiçekleri diyelim. Atıyorum arkadaşlar. Siz vermiş olduğunuz promosyonu buraya yazmayabilirsiniz. Bu otherwise denilen alan opsiyoneldir arkadaşlar. İsteğe bağlı doldurulur. Eğer bu kelimeniz tetiklenmezse hangi kelime tetiklensin tarzında. Bu kelimede bir sorun olursa hangisi tetiklensin anlamında. Ben burayı doldurmuyorum ve direkt uygula diyorum arkadaşlar. Şimdi bakın yanda zaten görüyorsunuz yaz ve kış çiçekleri. Şubat ayına özel %40'ini bu diğer şeyden kalmış reklamdan. Burada arkadaşlar belirlemiş olduğunuz reklam modeli artık sadece mobil cihazlara çıktığı zaman gözükecek. Yine siz reklamınızın orijinal halini bu yanına yazabilirsiniz arkadaşlar. Yine arkadaşlar bu işlevleri bu link harici alanlarda kurgulayabilirsiniz. Açıklama kısmına da girebilirsiniz. Başlık 2, başlık 3 kısmına da girebilirsiniz. Bu videoluk bu kadar olsun arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda bir diğer önemli konu olan reklamlarda araya anahtar kelime işleminin ne demek olduğundan ve bunun bizlere faydasının neler olduğundan bahsedeceğiz. Aynı şekilde bu işlemi yine nasıl kurgulayacağımızı sizlere adım adım panelden göstermeye çalışacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.